Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Biliyorsunuz dün e, Süper Lig Ahmet Çalık sezonu hemen hemen tamamlandı. E, Trabzonspor şampiyon oldu. E, çeşitli etkenler, çeşitli faktörler kendilerinin de dediği gibi işte saha içi, saha dışında çok çalışıldı. Mücadele edildi ve e, Trabzonspor'un e, bu oyuncularını başarılı performanslarından ötürü kutluyoruz. Tabii ki doğruları demek ki e, Fenerbahçe'den ya da diğer takımlardan daha fazla olmalı ki şampiyon oldular ya yani kimilerine göre de şampiyon yapıldılar. E, o yüzden ben bir tebrik edeyim dedim. Yani e, görmüş olduğunuz Trabzonspor oyuncularının hepsini tebrik ediyorum. Çok çalıştınız, çok didindiniz. Şimdi uzunca bir e, tatilde dinlenmek hepinizin hakkı. Tabii ki bu şampiyonluğu içine sindiremeyen 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Ve FETÖ'de bir terör örgütüdür. Ülkemizin bütünlüğüne kastetmiştir. Darbe girişiminde bulunmuştur vesaire 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 diyen bütün Trabzonsporlara da selam olsun. Siz Özkan Sümer'siniz, Kazım Koyuncusunuz, Şehit Eren Bülbül'sünüz. Ya filmdeki karakter değil. Yani şehit olan gerçekten şehit olan kişisiniz. Yani filmdeki karakterleri kullanacak kadar da şaşkın değiliz. Adam kere adamsınız. Kaldı ki bu görüşte olanlar dünkü bazı münferit ve menfi olaylar vardı. İşte kurşun, tüfek falan. Ya yani o iğrenç şeye de karşıdır bu düşüncede olanlar. Yani takımların kurşunlanması, takımların kurşunlanmasına da karşıdır. Aksızlığa da karşıdır. Yani ülkemizin sizin gibi Trabzonsporlara ihtiyacı var. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Silah demişken, tüfek demişken dün iğrenç bir olay yaşandı Trabzonspor Stadyumunda. Şöyle bir iğrençlik. Şimdi silah namlusuna Fenerbahçe'yi hedef olarak koyan bir görsel ve bunu bu şekilde yapmak hani 4 yıldır şey 4 yıldır zamanda yaşanan bu kurşunlamadan sonra yapılan Galatasaray formalı göndermeyle hemen hemen aynı niyette ki onu da hatırlatayım. O da çok uzakta değil. O da hemen yanında dursun. Bunları görün. Hani bu ikisi de hemen hemen aynı. Ya bu olayların üstü açılması lazım. Aydınlanması lazım. Bir şeyler yapılması lazım. Hani Fenerbahçe taraftarı dünden beri ya Jesus da işte Löv gelirse gelsin umurumda değil artık. Hani ister Şampiyonlar Ligi ister şu bu ister bu diye Yani 10 sene önce yapılan bir şike var ama şikeyle ikinci olunan bir sezon var. Ona rağmen diyorlar ee, ve Fenerbahçe taraftarları da çok çeşitli görseller kullanıyorlar. Hani bu olaylara ses çıkarılmaması çok ilginç. Ha maçı izleyenler arasında devletin bakanları var isimlerini tek tek saymak istemiyorum. Ama en önemlisi Süleyman Soylu var orada. Ee, hani 3-4 tane bakan varmış sanırım ayrıca milletvekilleri belediye başkanları. Ona rağmen bu şiddet silah içerikli paylaşım. Şundan bahsediyoruz arkadaşlar şu paylaşımdan bilginiz olsun. Hani silah içerikli pankart onlara rağmen asılmış olması tabi akıllarda çok soru işaretleri uyandırıyor. Fenerbahçe'den bir açıklama var. Yani özellikle hem bu hem de bakın orada 2010-2011 şampiyonunun Trabzonspor olduğu iddia ediliyor. Yani böyle bir şizofrenik bir durum var. Böyle bir kural tanımaz bir durum var. Fenerbahçe diyor ki savcılar göreve terör örgütünün duruşunu sahiplenen takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran toplumu kin, nefret ve ayrıştırmaya sürükleyen bu pankartın tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz. Savcılar göreve. Hesap soracağız. Halkı taraftarı birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü'nün yaptıklarını karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti Savcılarını göreve davet ediyoruz. Milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor. FETÖ ağzıyla konuşuyor. Silahlı saldırıya gönderme yapıyor. Savcılar göreve diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi Trabzonspor 2013 yılında Prozey'in FIFA'ya başvurması sonrasında 2010-2011 yılı için kulübümüz UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sportif başarı elde ederek gitmemiştir. O sezonu şampiyonu Fenerbahçedir gibi ifadelerle savunma yapıyor ve davayı kaybediyor. Şimdi hala 2010-2011 8. kuşatma falan filan. Şimdi sezon başlayınca ben dedim ki normalde bu sezon Galatasaray şampiyon yapılacak ama bazı anlaşmazlıklar oldu. Bu sene Trabzon şampiyon yapılacak dedim. Belliydi çünkü Fenerbahçe'ye de 28 şampiyonluk verilir. Beşiktaş zaten geçen yıldan ağzına bir parmak bal çalındı. Galatasaray'da Türkiye Kupası'nı alırsa herkes memnun olur. Trabzonspor'da e, Trabzonspor'la da 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir derse mesele kapanacak ama yapmazlar. Yapacak gibi davranıp son raddede karar değiştirecekler. Değiştirirler dedim. Bugün görüyoruz ki 2010, 2011 ile ilgili net, kesin, keskin cezalar ya da kanunlar gelmezse bu ağıt, bu feryat sonuna kadar sürecek. Şimdi Ali hani Koç'a da taraftar kızıyor. Milyonların önünde Trabzon bu sene hak etti de. Trabzon da hani hakemlerle ilgili açıklama yapmayalım da sen de evet de. Ahmet Ağoğlu poz ver sonra atar gider yap taraftarın gazını falan kimse yemesin diyorlar. Erol Bilecik açıklamada bulunmuş. FETÖ ağzı. Hani lig tescil edilmeli mi edilmemeli mi? Alt başlığında. Hani Erol Bilecik Trabzonspor'un şampiyon ilan edildiği maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Bu arada e, birkaç olay daha var maçla ilgili onları da konuşacağım. Esefle kınayacağımız bir akşam Türk spor tarihinde bir defa görmek istemediğimiz, bir defa daha görmek istemediğimiz bir akşam yaşadık. Bir spor kulübünün açtığı pankart. 2010-2011 şampiyon oldukları bir silahın ucunu asarak bunu göstermelerini esefle kınıyorum. İnsanlık onuruna bu yakışmaz. Kumpas davasını reddetmek FETÖ'nün meşhur görülmesinin normal sayacağı bir tablo önümüze serilmiş durumda. İnsanların bunu böyle anlamaları mümkün değil. 2010-2011 şampiyonluğunuzu kendinize yakıştırıyorsunuz. Siz FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz demiş. Ben şeyi de merak ediyorum. Acaba 15 Temmuz'la ilgili de görüşleri neler? Yani onu da mı Fenerbahçe yaptı? Ya da 15 Temmuz'u kim yaptı? Lig tescil edilmeli mi edilmeli mi bu soruna cevabını bulamazken siz kalkıp 2010-2011 şampiyonluğu için hak iddia ediyorsunuz. Bu şampiyonluk anamızın aksütü gibi helaldir diyor. Camiamız sakin olsun bunu rica ediyorum. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bu arada camiamızdan sakin olmayan kişilerle ilgili muhtemelen işlem başlatılır. Çünkü tetikte bekleyen insanlar var. Hani Fenerbahçeliler kızsın da bir şeyler yapsın da üstüne düşelim diye. Morallerini bozalım diye. işlerinden soğutalım, hayattan soğutalım diye. Çünkü bazılarına göre Allah'tan büyük varlıklar var. Allah'tan büyük bazı taptıkları şeyler var. O yüzden her insan aynı değil. Yani sizlerden de gerçekten rica ediyorum. Sakin olun. Diyor ki bize dil uzatanlar, şampiyonluğumuzu görmezden gelenler halkı galeyana getirecek söylemleri yapmak önemli sıkıntı. Bütün savcıları göreve davet ediyoruz diyor. Burak Kızılhan da bardağı taşırdı rezalet örneği diyor. Yani açıklamalara dikkat ettiğiniz zaman hiçbir şey yok. Burak Kızılhan diyor ki Trabzonspor maçıyla ilgili 2012-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Türkiye'nin en büyük kulübü de Fenerbahçe'dir. Bu akşamki maçta yaşananlar bardağı taşırdı. Yeni bir hukuki süreç başlattık. Pankart rezalet örneğidir. Taraftarımız rahat olsun hukuki olarak her şeyi yapacağız diyor. 28 şampiyonlukla ilgili TFF istediği zaman anlık geri dönüşler yapıyor. Bizim 28 şampiyonlukla ilgili başvurumuz 450 gündür bekletiliyor. Biz bunu da peşini bırakmayacağız diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İster misiniz hemen yarın yani pazartesi günü bayram olmasına rağmen 28 şampiyonluk tescil edilsin ve verilsin. Neden olmasın? Hani Trabzonspor biliyorsunuz Antalya iki 2-2 beraber kalıp ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Ki 3 hafta kala değil. Yani 34-35 hafta kala zaten garantiydi de. Maçta Trabzonspor taraftarı maç bitmeden sahaya girdi. Yani maçın bittiğini sanıp sahaya daldı Trabzon taraftarı ve Antalya Spor oyuncusu iki oyuncuyu darp ettikleri hem iddia edildi hem de Bofi'nin darp edildiği, tartaklandığı daha doğrusu darp edilmek daha ağır oluyor sanırım. Videoda sabit olarak paylaşıldı. Şimdi o kadar bakan var. İstanbul'dan belediye başkanları gelmiş. Hani birçok şey olmuş ve böyle bir maçta yaşanan bunlar. Yani şampiyonluk maçına bakan herkes aslında birçok şeyi gördü bence. Görmesi gereken. Yani hani maç bitmeden taraftarın sahaya atlaması, yaşananlar. Hani bu sezonun şampiyonluğu denince aklına ne gelecek? Bence herkes bu açıdan gördü. Süleyman Soylu Şimdi ona ayrı bir parantez açacağım. Diyor ki kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Trabzon'a muhteşem bir stratejiyetli ve şampiyonlukta emeği geçti. Şimdi bunu zannediyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan şampiyon yaptı Trabzon. Hayır. E, Trabzonlara kalsa Fenerbahçe'yi 3 Temmuz'dan kurtarmış oluyor. ya Akıl var, mantık var. Devletin en başında. Yani 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi kurtaracak olsaydı hiç mi bilgisi yoktu? Yani o kumpasın kurulacağının, o operasyonların çekileceğinin direkt gider orada kurtarırdı. Hiçbirinizin de ruhu duymazdı. Hiç mi yani olmazdı? Ben düşünmenizi istiyorum. Ha şimdi bu sene mesela sanki Recep Tayyip Erdoğan işte Süleyman Soylu şampiyon yapmış gibi davranıyorlar. Ona da ayar oluyorum. Ya direkt yapardı. Hiç bu kadar şuna buna gerek kalmazdı. Geçin arkadaşlar bunu ya. Ha bir de Süleyman Soylu'nun ıslaklanma olayı var. Çok ağır tepkiler almış Trabzon'da. Ben anlamadım yani neden bu tepkiler oldu. Sonra çözdüm olayı. Süleyman Soylu Fenerbahçe üyesiymiş. Ya Fenerbahçe üyesiymiş. Gerçekten Fenerbahçe üyesiymiş. Çok ilginç. Ya bakın mesela Süleyman Soylu isteseydi bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı. Ama demek ki siyaset Fenerbahçe'yi şampiyon falan yapmıyor. Şu pis algınızdan bir vazgeçin. Yani geçin ya bunu. Şimdi dünkü maçta sahaya o kadar kişi girdi, etti. Hani güvenlik görevlileri, polisler, güvenliği organize edenler hatta Trabzon Emniyet Müdürlüğü şu bu. Bayağı sıkıntı yaşaması lazımdı. Mantık olarak. Çünkü şu silahlı pankart çok ağır bir göndermedir. Ama e, bazı insanlar yani mesela o kaleciye darp uygulayanlar işte tartaklayanlar falan bulunur. 6222'den e, işten başlatılırdı ama işlem sadece Fenerbahçe'li kardeşlerimize oluyor diyebiliyorum ben. Ben de dahil. Hani bakalım kaç maç seyircisi oynama şu bu falan filan diye ama hiçbir şey olmayacak bu maçta. Zamanında <laughs> 2013 yılında Beşiktaş taraftarı girince Beşiktaş Hükmen 3-0 yenik sayıldı. Şimdi Hükmen, şu pankartı, bu iğrenç pankartı kaldırıyorum bu arada. Hani Hükmen 3-0 olması çok çok ilginç bir olay. Çünkü Hükmen 3-0 olsa bir de 3 puan silinir. Ortalık iyice karışır. Hani hakemin maçı oynatmayı başka tarihe erteleme olayı olurdu. 5 dakikayı garanti oynama olayı olurdu. Hani güvenlik sıfır. Ya böyle bir karar çok ilginç bir karar değil mi? Maçın devam etmesi. Ya Trabzon maç başladı. Antalya'da oyuncu gol attı. O oyuncunun sahada öldürülmeyeceğinin garantisi var mıydı? Bak öldürülmeden bahsediyorum. Yani hakikaten söylüyorum. Bir puan asa şampiyon olacak. Maç başladı. Fredi gitti gol attı. Sizce ne olur? Mantık olarak düşünün. Ondan sonra Vinay Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe işte forması dışında işte kimseyi kabul e, Yıllarca sen ne dedin? Trabzon'da Fenerbahçe formalı kimse gezemez dediniz. Ya Trabzon'u işte Türkiye dışında bir şey gibi ba bahsettiniz. Fenerbahçe formalı kimse giremez dediniz. Kimse gezemez dediniz. Yani bununla ömrü Bağdat Caddesi'nde şöyle oldu böyle oldu. Ya o Bağdat Caddesi'ne gitmek provokatörlük. İşte Fenerbahçe formalı birisi Trabzon'da geçse bugün Fenerbahçe formasını. Bu da provokatörlük. Ben anlamıyorum ya. ya Fenerbahçe ne yapmalı? UEFA'ya tazminat davası açmalı. Naklen yayın pasolik sözleşmeleri feshetmeli. Çekiliyoruz arkadaş demeli. İşte TFF, MHK, PFDK tahkim kurulları temizlenmeli. TFF'ye en az 3-4 milyar TL'lik tazminat davası açılmalı. 3 Temmuz, 12 Mayıs, 4 Nisan bunların hesabı sorulmalı. Ama Ali Koç nerede? Tatilde. Şimdi maçın bitimi de benim bazı paylaşımlarım var. Ee, bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar benden çok uğraştıkları için. Muhtemelen evirip, çevirip, büküp, dürüp bir taraflarına e, şey yapacaklar, paylaşacaklar. Ben o yüzden peşin peşin paylaşımlarımı da buradan okuyayım da bilin. İlk olarak Fenerbahçe General Harrington Kupası'nı ülkemiz düşmanlarına karşı kazanmıştır. Kuruluş ve kurtuluşta emeği takdire şayandır. Cumhuriyetin en şerefli takımına karşı olan kim varsa bunları düşünmeli. Fenerbahçe Türkiye'dir. Türkiye Fenerbahçe'dir. Sanırım bunu paylaşmamda da e, hani halkı kimme öfkeye sevk edecek bir durum yok. Atatürk'ün gençliği hitabesini paylaştım. Ben Cenab-ı Allah'ın gönderdiği ayetleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, ne bileyim Mustafa Kemal'e ait şeyleri paylaşmaktan hiçbir zamanda geri durmam. Yani bunu engelleyecek bir güç varsa bunların düşmanıdır. Herhalde bu da kimsenin zoruna gitmez. Gençliği hitabeyi falan paylaştım bir herhalde zorunuza gitmeyecektir. Ya o da zor. Ben niye bunları söylüyorum? En sonunda anlatacağım. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe ise 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Ama akla ama karayla ama hakkıyla ama ittirilerek. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe değilse 2021-2022 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Yani eğer o sezon değilse bu sezon Fenerbahçe'dir. Yani o sezon değilse bu sezon Fenerbahçedir. Herkese de o meydan. O sezon değilse bu sezon Fenerbahçe şampiyondur. Ya yani bunu da deşenler hakkında bence ciddi manada işlem yapılmalı. Yoksa bu durum farklı yerlere gidiyor. Ya yani bu 2010 2011 ile ilgili belki de devlet yetkilileri izin vermiştir. Hani ulan konuşan konuşsun da. Bakın artık bu sert tedbir almamıza gerek kaldı. Yoksa bu işin ucunu alamayacağız. Yargıtay kararı var diye belki de müsamaha gösteriyordur diye düşünüyorum. Şimdi şu paylaşım çok önemli. Benim Trabzonspor'la ilgili paylaşımım çok önemli. Özellikle de açıklama yaptım çünkü dediğim gibi benim her paylaşımın altında Allah'a küfretti, Kur'an'a küfretti, şunlara küfretti, işte Trabzonspor'a küfretti diye bir e, arama içinde olan arkadaşlar var. Herkes de duysun. Yani o sadece Twitter'da paylaşmış olmuyor mu? Burada da paylaşıyorum. Trabzonspor hakkıyla şampiyon olduysa, bu şampiyonluk helal ise... İnşallah Şampiyonlar Ligi şampiyonu dahi olur Trabzonspor. Kupalardan kupalara koşar, başarılardan başarılara. Yok, hak etmediği bir şampiyonluk aldıysa Rabbim gün yüzü göstermesin. On şampiyonluklar olsun. Rezil madara olsunlar inşallah. Amin. Ha, anlamayan kişiler için, art niyetli kişiler için de söyleyeyim. Hakkınız dolduysanız dua ettim. Hatta Fenerbahçe yetmediğim dua ettim. Bundan daha güzel rekabet olur mu ya? Dostane şekilde dua ettim. Ha, hak etmediğiniz şekilde olduysanız Zaten siz de sevinmezsiniz. Ya siz de hani iki şekilde de amin dersiniz dua ama. Değil mi? Mantık olarak. Ya hakkıyla, şerefiyle oynayan, tüm zorluklara rağmen, tüm engellere rağmen tertemiz şampiyon olan birileri sevmese de, zoruna gitse de, hakemle falan şampiyon oldu deseler de şerefli şampiyonluklarından ötürü Sakarya Sporu, Bayern Münih ve Real Madrid'de de kutlarım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bilgi ligimizdeki Trabzonspor Fenerbahçe ve Fenerbahçe Trabzonspor maçları adil yönetilmiş olsa ki iki maçı da Fenerbahçe kazanırdı adil yönetimde. Şu anda ligin zirvesinde lider Fenerbahçe 73 puan, Trabzonspor ikinci 73 puan olacaktı ve son 3 haftaya kıyasıya bir yarışla girilecekti. Sonra diyorlar ki niye 150 milyon dolara geriledi yayın geliri. Gerçi ilk maçta adil yönetim olsa Trabzonspor'un maçtan sonra epey dağılırdı. Ve hani toparlanması çok zor olurdu. Ama tabii sadece istatistikler olarak söyledim ben. Yani ligin heyecanı da yok, adaleti de yok bana göre. Ya yani böyle olunca tabii yayıncı kuruluşta olmaz, dekoder alan da olmaz. Ben diyorum çocuklarınıza haram yedirmeyin. Çocuklarınızın rızkını bu dekoderlere yatırmayın. Almayın dekoderi bu kadar izlemeyin. Bu ligde adalet yok. Can isteyen şampiyon oluyor gibi bir izlenme şey yaptım. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, bazı değerler vardır, çok büyüktür. Onlar asla tartışılmaz, kıyaslanamaz, ölçülemez. İşte Fenerbahçe sen bu yüzden çok büyüksün. Seni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyoruz. Çıkarsız, menfaatsiz, birilerine şirin gözükmek için değil lan gerçekten. Anlatabiliyor muyum? 2021-2022 sezonu. TFF ve MHK başkanları istifa edecek kadar. Onların kurulları istifa edecek kadar. 14 hakem sağlıklı karar veremiyorlar diye gönderilecek kadar ve sayısız kural tanımamazlık olacak kadar kirli olmasaydı kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve hatta ve hatta yine söylüyorum yine kesinlikle şu görsel hakim olacaktı. Şu görsel ekranları süsleyecekti. Şu görsel süsleyecekti ekranları şu görsel. Yani eğer TFF mhk başkanları istifa edecek kadar, kurullar istifa edecek kadar, 14 hakem sağlıklı karar veremiyor diye gönderilecek kadar sayısız kural tanımamazdık. <laughs> hani ne bileyim Fenerbahçe Trabzon maçında Kim Minji'yi dokunuyor. Kırmızı kart. Fenerbahçe oyuncuları öldürülüyor. Trabzon oyuncuları mesela Hüseyin Türkmen, Higo adamları öldürüyor. Ona göre o müdahaleye göre öldürme sayılır. Kart bile yok. Neredeyse faul bile yok. Ya bunlar adaletli işteseydi. Şu anda Şampiyon Fenerbahçe'ydi. Şizofreni değiliz birileri gibi arkadaşlar. Kafayı yemedik birileri gibi şöyle dursun. E, kafayı yemedik birileri gibi. Ya manyak değiliz. Biz de farkındayız kimin şampiyon olduğunu, kimin yapıldığını, kimin kaçıncı bitirdiğini. <laughs> Ama biz düzen temiz olsaydı diyoruz. Yani düzen temiz olsaydı sonuç bu olurdu. Sonuç bu olurdu. Son olarak şunu da söyleyeyim. Asıl söylemek istediğim konu zaten burası. Ya benimle uğraştığınız yeter artık değil mi? Kim olduğu, kimler oldukları kendilerini biliyorlar. Hani şampiyon da oldunuz ya da yapıldınız. Amacınıza da ulaştınız. Bilginiz olsun rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da benim gibi memleket aşığı bir insandı. Hani toprağı bol olsun. Hani asla ama asla onca işkenceye maruz kaldı. Onca işkence yedi diye devletine küsmedi. Silahı alıp daha çıkmadı. Hani Allah inancından şaşmadı. Hep aynı çizgide yaşadı. Ya ben de öyleyim. Ya bana yapılan onca zulme rağmen ülkeme hizmetimi er daim sürdüreceğim. Bilginiz olsun. Birilerinin zoruna gitse de sonsuza kadar eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğim. Ha ama yeter artık. Ya bu kadar zulüm bana fazla. Bilmiyorsunuz perdenin arkasında nelerle uğraştığımı, ne güçlerle uğraştığımı. Yani farklı güçleri, farklı kullanan kişilerle nasıl uğraştığımı bilmiyorsunuz. Ya bu sözlerimi umarım anlayanlar Yoksa hem bana hem de dolaylı olarak memlekete zarar veriyor bu arkadaşlar. Bilgileri olsunlar. Ya şunu da söyleyeyim. Mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Yani mazlumun duasını almak için canatın atın ama bedduasını almaktan kaçının. Hem de epey kaçının. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu şampiyonluğu içine sindiremeyen 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir ve FETÖ terör örgütüdür diyen bütün Trabzonsporlara selam olsun. Siz Özkan Sümer'siniz, Kazım Koyuncusunuz, Şehit Eren Bülbül'sünüz. Siz kardeşimizsiniz. Siz bu ülkenin aydınlık yüzüsünüz. Yani siz en güzel Trabzonspor taraftarlarısınız. Hani siz dünkü kurşunlanma, kurşun pankartına da karşısınızdır. Tüfekle yapılan, Fenerbahçe'ye yapılan o iğrenç şeye de karşısınızdır ya da diğer takımlara karşı. Siz haksızlığa da karşısınızdır. Sizin gibiler olduğu müddetçe benim geleceğe umutla bakışım çok güzel. Aynı şekilde benim de hatırlayanlar sağ olsun Allah razı olsun gerçeği inkar etmeyen arkadaşlar var. Zamanında Fenerbahçe'nin yani Trabzonspor'la bir Türkiye Kupası finali vardı. Şanlıurfa'daki. ondan sonraki maç. Fenerbahçe o maçı kazandırıldı. Yani o Türkiye Kupası Fenerbahçe'ye kazandırıldı. Ben o gün çıktım. Kadıköy sokakta o zamanlar Facebook'ta dedim ki arkadaşlar ben bu maça sevinmiyorum. Ben bu kupaya sevinmiyorum. Bu kupa Trabzonspor'un hakkıydı. Fenerbahçe'ye verdiler. Çünkü Fenerbahçe'yi kolladılar bu maçta dedim. Ne kadar tepki aldım. Ama doğruyu söylemekten asla vazgeçmediğim için bugün Allah'a şükür 23.200 e, küsür civarında takipçimiz var. İnşallah sayı daha da artar. İnşallah dürüstlük aşığı, doğruluk aşığı insanların sayısı artar. İnşallah yanımızdaki kişiler artar. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sene de Fenerbahçe şampiyon yapılır. Ben artık hakkıyla kimsenin şampiyon olacağını düşünmüyorum. Çünkü 14 hakem adil karar veren bir diye kovulan sonra geri kabul edilen birlikte ben adalet beklemiyorum. Ya da inşallah adalet ee, sağlanır. İnşallah adalet sağlanır da ee, Fenerbahçe hak ettiği şampiyonluğu alır. Onu da söyleyeyim. İnşallah ve inşallah ee, Fenerbahçe hak ettiği şampiyonluğu alır. Ha, Löv'dür, İsmail Kartal'dır, şudur budur. Ben Ali Koç'un yerinde olsam İsmail Kartal'a devam ederim. Hiç para harcamam hatta çok da güzel bir açıklama yaparım. Derim ki İsmail Kartal hocamızın oynattığı futboldan memnunuz. İyi de oynasak, kötü de oynasak sonucu futbol belirlemiyor. Bizim Türk futbolunun adaletine inancımız sarsılmıştır. Adaleti te şey yapın, e sağlayın diye. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Dinleriniz için kendi e sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha söylüyorum. E hak edene hak ettiğini verelim. Bu kadroyu da tebrik etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ama eğer o kadro işini hakkıyla yapsaydı bana göre e adaletle hükmetselerdi tablo bu olacaktı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.